Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 87, 88 ve 89. ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ey iman edenler, Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman tekrarlanan ifadelerdendir. Cenab-ı Hak bazen ya eyyühennas diyor, bütün insanlara hitap ediyor. Bazen ya eyyühel insan, ey insan diye müfret olarak hitap ediyor. Bazen de ey iman edenler, özellikle iman etmiş olan kimselere hitap ediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah'a muhatap oluyoruz. Ve bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda ben Allah ile konuştum dese, yemin etse, yemini sahihtir. Allah ile konuşmuştur. Çünkü Allah'ın kelamını okumuştur. Ve insan muhatabı ilahidir. İnsan diğer varlıklardan farklı. Bütün varlıklar fıtri olarak Allah'ı bilirler. Ama insan aklıyla, tefekkürüyle Allah'a daha iyi muhatap olabilmekte. Melekler Allah'ı elbette iyi bilirler. Ama insan çok daha farklı isimlere mazhariyetle Cenab-ı Hakk'ı daha iyi bilebilmekte, daha iyi tanıyabilmekte. Mesela meleklerde günah yok. Günaha kabiliyet yok zaten. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın affedici olması, ayıpları örtücü olması onlar açısından o kadar da bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bizler günahlarla alude iç içe olan insanlarız. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'ı gafur olarak bilmek, onu ayıpları örten olarak bilmek bizim için daha apayrı bir nimet olur. Ve o yönüyle de Allah-u Teala'ya muhatap oluruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu manada pek çok isimleri insan üzerinde tecelli etmektedir. İşte bu gibi noktalardan Allah-u Teala bütün varlık alemi içinde insanı kendine muhatap kabul etmiş ve insanlar içinde de özellikle ehli imanı kendine muhatap kabul etmiştir. Bizler Kur'an-ı Kerim'i değerlendirirken Allah bize Kur'an'da hitap ediyor. Allah bize mesajını gönderiyor. Kur'an-ı Kerim çağlar ötesinden, ta ezel canibinden hatta bize bir mesajdır. Kur'an-ı Kerim benim hayat kitabımdır. Kur'an-ı Kerim benim ne şekilde hareket edeceğimi ortaya koyuyor. İdeal insan tipini ortaya koyuyor. Haramı helali ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'e bakış bu tarzda olmalı. Merhum Mehmet Akif çoğumuzun belki bildiği bir ifadesinde diyor ki ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an-ı Kerim ölenlerin ruhu için indirilmiş bir kitap değil. Gerçi ölenlerin ruhuna da okuyabiliriz, istifade ederler. Ama لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ hay olanları uyarmak için, diri olanları, hayatta olanları uyarmak için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir kelamdır. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken kime muhatap olduğumuzun ve Kur'an'ın konumunun ne olduğunun iyi bilinmesinde fayda var. Biz alemlerin Rabbinin muhataplarıyız ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda alemlerin Rabbinin mesajına muhatap oluyoruz. Bu açıdan acaba Allah bize neler bildirmiş? Kur'an-ı Kerim'inde bizlerden neler istiyor? Bunları öğrenmemiz son derece önemli. İşte burada Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler dedikten sonra şunu bildiriyor. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kılmış olduğu temiz şeyleri haram kılmayın. Yani helal bellidir, haram bellidir. Bize düşen helali helal olarak bilmek, haramı da haram olarak bilmektir. Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi kendimize haram kılmak bu uygun değil. Söz gelimi evlilik helaldir. Peygamberimizin kuvvetli bir sünnetidir. Ve normalde insanların %90'ının belki daha fazlasının üzerinden gittiği bir yol gibidir. Ama diyelim bazıları bunu kendilerine haram kılarsa elbette bu noktada bir nevi nefsine zulmetmiş olur. Tabii bu evlenme durumunu tenkit anlamında değil. Yani diyelim bazıları evlenmemişse
bunu tenkit anlamında söylemiyorum. Ancak haramdır tarzında bir hüküm vermeye hakları yoktur. İşte Kur'an-ı Kerim'de mesela ruhban sınıfı anlatılıyor Hristiyanların. Ve rahbaniyeten ibtedauha, onlar diyor bir de ruhbanlıktır çıkardılar. Mâ ketebnâ aleyhim, ama biz onlara böyle bir şeyi yazmamıştık. Femâ ra'avha hakka riayetihe, ve bunun hakkını da veremediler, hakkıyla buna riayet edemediler. İşte bir insan diyelim özel şartlardan dolayı evlenmeyebilir. Ama bunu haram görmek gibi bir duruma girecek olursa Allah'ın helal kıldığını haram kılmış olur. Buna da hakkı yoktur. وَلَا تَعْتَدُوا ve haddi aşmayın. Yani gerek helal olanlarda gerek mubah olanlarda haddi aşmak, bu da uygun bir şey değil. Yani insan evet Allah'ın helal kıldığını helal olarak kabul edecek ama helal olan şeyden çok fazla, diyelim yemek söz gelimi helaldir ama aşırı yediği zaman haddi aşmış olur, kendine zarar vermiş olur. Veya diyelim dinen mekruh olan bir şeyi haram derecesinde görmekle yine insan haddi aşmış olur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ, Allah haddi aşanları sevmez. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyiniz. حَلَالًا طَيِّبًا, helal ve temiz olarak yiyiniz. Şimdi helal belli, bir de tayyip, temiz olanlar. Yani burada tayyip ifadesine, buna da doğrudan helal manası vermek uygun düşmez. Aynı kelimenin tekrarı gibi olur. Haram belli, helal belli, bunlar belirtilmiş. Ama belirtilmeyenler, bu belirtilmeyenlerde de insanın fıtrat-ı selimesine, tab-ı selimine riayet etmek gerekiyor. Bir hocaya bir tanesi sormuş, sinek yemek caiz mi? Böyle bir soruya hoca efendi cevaben diyor ki, yiyebilirsen ye diyor. Kur'an-ı Kerim'de gerçi direkt sinek haramdır diye bir hüküm yok. Veya Peygamberimizin ifadelerinde böyle bir hüküm yok. Ama insanın tabiatı buna müsait değil. Yani sinek yenilecek bir varlık değil. Öte yandan diyelim koyun eti veya sığır eti, bunlar helal olan şeyler. Ama diyelim dünyada bazı milletlerde köpek etini yiyenler de var. Hatta her türlü pisliği affedersiniz yiyenler var. Bunlar insan tabiatına uygun şeyler değil. Peki onlar insan değil mi? Onlar da insan ama zamanla fıtratları bozulmuş. Zamanla fıtrat bozulunca artık fıtrat-ı selime, tab-ı selim kalmayınca bu gibi nahoş olan şeyleri de yiyebiliyorlar. Mesela sağlıklı bir ayağı düşünelim. İnsan ayağını kaşımaz. Ama orada mantar hastalığı meydana gelmişse kaşımaktan zevk alır. Aslında bu bir zevk değildir. Ayağına da zarar vermektedir. Fakat orada bir hastalık var. Hastalıktan dolayı kaşınıyor. Onun gibi normalde bir takım o nahoş olan, pis olan şeyler yaratılış itibariyle bunlar yenilmesi için değil. Ama bazı insanlar bunu yiyorsa demek ki tabiatları bir derece bozulmuş. Bundan dolayı bu gibi pislikleri de yiyebiliyorlar. Ama bir Müslüman helal olan, hoş olanı tercih eder ve temiz şeylerle onlardan gıdalanmak suretiyle temiz bir hayat yaşar. Ben bir iş adamından dinlemiştim. Şöyle anlattı. Dedi ki Çinli bir iş adamıyla bir ortaklığımız var. İstanbul'da beraber dolaşırken bazı mahallelerde köpekler de olabiliyor ya, onları diyor görünce bana dedi ki bu köpekleri neden değerlendirmiyorsunuz? Ben diyor şaşırdım. Ne yapacağız ki? Demiş ki siz yemiyorsanız da bize gönderebilirsiniz. Bunlar bizde çok makbul şeylerdir diye adam öyle ifade etmiş. Halbuki bu yenilecek bir şey değil. Fıtrat-ı selime açısından kabul edilebilecek bir şey değil. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ, İman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Yani Allah'a karşı gelmekten, yasaklarını çiğnemekten sakının. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ, Allah yeminlerinizdeki lağudan sizi hesaba çekmez. Yani burada yemini lağu tabir edilen, insanların günlük hayatta
zaman zaman kullandıkları bir yemin türü var. Aslında niyeti yemin etmek değil. Mesela vallahi diye hemen kullanıyor rastgele. Vallahi şöyle değildir, vallahi böyle değildir gibi. Burada adamın niyeti aslında yemin etmek değil ama dil alışkanlığı olmuş. Diyelim bir sofraya, sofranın üzerine geldi. Orada insanlar yemek yiyorlar. Onu da davet ediyorlar. Gel ye diyorlar. O da vallahi yemem diyor. Ama ardından da oturup yiyor. Acaba bu durumda bu kimse gerçekten yemesi uygun mu değil mi? Ayet-i Kerime'de bu tarzdaki yeminlerden dolayı Allah'ın bizi hesaba çekmeyeceği, yani bunların kefareti gerektirmeyeceği ifade ediliyor. Yani yeminde insanın bunu doğrudan yemin yapma niyetiyle söylemesi gerekir. Dil alışkanlığı tarzındaki şeyler, evet hoş bir şey de değil ama doğrudan hesaba çekileceği türden de değil, kefareti gerektiren yemin değil. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْاَيْمَنِ Ancak gerçekten akit olarak ciddi bir şekilde yapmış olduğunuz yeminlerden Allah sizi hesaba çeker. Normalde bir insan yemin etmekle mükellef değildir. Ama yemin etmişse, vallahi şu şöyle olursa ben de böyle yapacağım ve bu tarzda bilerek yemin etmişse, bunun faturasına da katlanacaktır. Bunun bedeline katlanacaktır. Tabi bunun bedeli nedir? Birazdan anlatılıyor. Fekeffaratuhu, bunun kefareti şudur. Yani gerçekten yemin etmişseniz, yeminin kefareti, yemini bozduğunuzda bunun kefareti şudur. İt'amu aşarati mesakin, 10 miskini doyurmak. Min evsati ma tut'imune ehlikum, normal ailenize yedirdiğiniz tarzda, o şartlarda, o tarzda onları yedirmek. Yani evinizde ne yiyorsanız benzeri bir tarzda 10 kişiyi yedirmek. Yani çok lüks olması gerekmiyor ama çok gariban işi olması da gerekmiyor. Siz nasıl yiyorsanız, kendi imkanlarınız nasılsa o imkana göre 10 kişiyi, 10 tane miskin olan, fakir olan kimseyi doyurmak. Ev kisvetuhum, veya onları giydirmek, 10 tane garibanı giydirmek. Ev tahriru rakabe, veya bir köle azat etmek. Yani yemini bozmak nasıl olur? Bunu da bir misalle ifade edeyim. Diyelim bir tanesi şöyle yemin etmiş olabilir. Vallahi ben bundan sonra artık çay içmeyeceğim. Çay aslında helaldir ve güzeldir. Ama bu adam doğrudan ciddi bir şekilde yemin de etti. Vallahi bundan sonra ben çay içmeyeceğim dedim. Bu bir yemin-i lahuda değil. Doğrudan doğruya ciddi bir yemin. Ama ileride çay içme durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ve çay içmemenin sıkıntılarıyla karşı karşıya kalıyor. Peki ömür boyu bu insan çay içmesin mi, yoksa çay içebilir mi? Çay içebilir. Bu durumda yeminini bozduğundan dolayı kefaret gerekir. Ve bu kefaret burada 3 alternatif şekilde bize sunulmuştur. Ya 10 tane gariban insanı doyurmak ve bunu yaparken de normal kendi evinde ne yiyorsa o tarzda bir yemekle 10 kişiyi doyurmak. Veya başka bir alternatif, 10 kişiyi giydirmek. Veya başka bir alternatif, bu daha ilerisi, bir köleyi azat etmek. Tabii günümüzde köle sistemi yok. Her ne kadar çağdaş kölelik tarzında bazı başka uygulamalar varsa da doğrudan insanların alıp satılması tarzında bir kölelik söz konusu değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde ve yakın tarihe kadar insanlık tarihinde insanlar köle olarak alınıp satılıyordu. İslamiyet doğrudan köleliği emretmemiştir. Ama İslamiyet'in geldiği dönemde normal günlük hayatta köle zaten vardı. İslamiyet bunu bir realite olarak kabul etmiş ve köleliğin zamanla ortadan kaldırılması için tedbirleri almıştır. İşte bir takım kefaretlerde köle azat edilmesinin nazara verilmesi bunlardan birisidir. En eftal işlerden, en eftal sadakalardan birisi bir boynu azat etmek, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla yemin kefaretinde de bir boynu azat etmek, bir köleyi azat etmek ayet-i kerimede nazara veriliyor. Günümüzde belki işari mana olarak bu şöyle olabilir.
diyelim bir kimse borcun altında adeta köle haline gelmiş bir insan yemin kefaret olarak tutup bunun borcunu ödese bir kimseyi adeta hürriyetine kavuşturmuş gibi büyük bir sevabı elde eder ve bu manada kefaretini de yerine getirmiş olabilir. Bu manada görüş beyan eden zatlar çıkıyor. Ama bu tabi değişik yorumlara müsait olan bir durumdur. En azından ilk iki şık şu anda da yine önümüzdedir. Bir insan yemin etmişse, ileride de yeminini bozmuşsa bu durumda ya 10 tane gariban insanı doyuracak ortalama bir gıdayla kendi yediklerinden veya bunları giydirecektir. Ayet-i Kerime'de bu şekilde ifade ediliyor. Peki tabi Kur'an-ı Kerim'de meseleler bize anlatılırken çok yönlü anlatılmış. Olur ki adam yeminini bozmuştur ama kendisi zaten garibanın biridir. Değil 10 kişiyi yedirmek, kendi karnını doyuramıyordur. Bir köleyi azat etmek değil, kendisi zaten borcun altındadır. Bu durumda bu kimse ne yapacak? Femen lem yecit, eğer bunları bulamazsa, yedirmeye, giydirmeye, köle azat etmeye imkanı yoksa, fe siyamu thalathete eyyem, 3 gün oruç tutacak. 3 gün oruç tutmak da herkesin yapabileceği bir şeydir. 30 gün işte Ramazan boyunca oruç tutuluyor. 3 gün buna nispetle daha hafif bir hükümdür. Ve 3 gün o kimse yeminine kefaret olarak oruç tutacak. Zalike kefaratu eymanikum iza haleftum. İşte yemin ettiğinizde yemininizi bozarsanız yeminlerinizin kefareti böyledir. Vahfazu eymanakum, yeminlerinize sahip çıkın. Yani rastgele yemin etmeyin. Yemin etmişseniz de yemininizin ardında durun. Ama diyelim helal olan bir şeyi kendinize haram kılacak şekilde yemin etmişseniz orada yemini devam ettirmenin de bir anlamı yoktur. O zaman kefaretini verin, bundan kurtulun. Diyelim bir insan ben bundan sonra ömür boyu baklava yemeyeceğim dese, bu manada yemin de etse, vallahi de billahi de yemeyeceğim dese, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılmış olur. Ve böyle bir şey yapması zaten uygun değil de, ama madem ki yapmış, bu durumda baklava yemek istiyorsa, yemin kefaretini öder, ardından tekrar baklava yiyebilir. Dolayısıyla kendi kendine böyle bir iş çıkarmış oluyor. Bu açıdan yemin rastgele kullanılacak bir şey değil. Ticaret erbabı özellikle vallahi de billahi de böyledir gibi rastgele yeminler edebiliyorlar. Yalan yere yemin ediyorsa zaten büyük günah. Doğru yere yemin ediyorsa da yemini bu kadar basit bir şekilde kullanmamalı. İnsan çok kuvvetli bir şekilde ifade etmek istediği meselelerde yemin etmeli. Ama yalan yere yemin hiçbir zaman caiz değil. Ve yemin ettikten sonra da yeminin ardında durmalı. O noktada sebat göstermeli. Ama helal olan şeyleri yapmama tarzında bir yemin etmişse de yeminini bozmalı, kefaretini ödemeli. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayati. Allah ayetlerini size bu şekilde beyan ediyor. Leallekum teşkurun, ta ki Allah'a şükredesiniz diye. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.